Damla İnsan Kaynakları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Özürler Müdürlüğü'nün düzenlediği engelsiz adımlar yürüyüşüne katıldı. Farklı engellere sahip olan bireyler, biz buradayız sloganlarıyla kendilerini hatırlattı. Herkesin potansiyel engelli olduğunu, engelliğin bir kusur olmadığını haykıran grup, turistlerden ve halktan yoğun ilgi gördü. Valilik ve İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile gerçekleştirilen yürüyüş, Galatasaray Lisesi'nin önünden başlayarak Taksim Meydanı Atatürk Anıtı'na kadar devam etti. Yürüyüş sonunda anıt önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan bir tören düzenlendi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Kazım Çimen ile Özürler Müdürü Bekir Köksal, engelli gençlerle birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk koyarak konuşmalarını yaptılar. 38.500 aileye evde bakım ücreti ödemekteyiz. Bunun yanı sıra yaklaşık 6.000 aileye de aileye nakli yardım yapmaktayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak sadece belli haftalarda günler değil, zaten 1994 yılından beri Sayın Başbakanımızın belediye başkan döneminde ilk defa belediyelerde açılan özür hizmet merkezi. Bugün itibariyle Kadir Topbaş Başkanımızın büyük desteğiyle İstanbul'da 22 ayrı merkezde 103.000 özür hizmet veriyor. Hizmetlerimiz eğitim, istihdam, ulaşım, kamp, sosyal adaptasyon hizmetleri, bakım, yani özürlünün ihtiyacı olan neyse o konuda hizmet vermeye çalışıyoruz. İSOM Gösteri Sanatları gruplarının konseri son bulan gösteri, engelsiz yüreklerin engel tanımadığını bir kez daha gösterdi.